Bu hikayeyi sizlere nasıl anlatmam gerektiği hakkında çok fazla düşündüm. Çünkü böylesi hiçbir zaman olmadı. Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı antrenörü olarak görülen Sir Alex Ferguson'ın istediği bir isim, futbolculara nazaran genç bir yaş olan 29 yaşında nasıl Survivor yarışmacısı oldu? Bu hikayeyi sizlere nasıl anlatacağım? İnanın ben de bu konuda çok fazla kafa patlattım. 5 Ocak 1990'da Bursa'da dünyaya gelen Sercan Yıldırım futbola da şehrinin takımı Bursa Spor'da başlamıştır. E tabii ki de konu Bursa Spor olunca altyapısı da soru işaretleri yaratmıyor. Adamlar fabrika gibi Türk futboluna üst düzey onlarca futbolcu armağan ettiler. Sercan Yıldırım da aslında o ürünlerin öncülerinden birisiydi. Henüz altyapıdayken iyi bir futbolcu olacağının işaretlerini vermeye başlayan Sercan Yıldırım, FM oyunlarında da birçok büyük takımın hemen gözdesi oluyordu. Bilenler bilir, FM kolay kolay yanılmaz. 2007-2008 sezonunda henüz 17 yaşındayken ilk maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye karşısında çıkmıştır Sercan. İlk golünü ise bu karşılaşmadan 2 ay sonra Kasımpaşa maçında, yani bir başka İstanbul takımına karşı atarak 17 yaşındayken ilk Süper Lig golünü de atmıştır. Türk futbolunda forvet krizi yaşanırken Sercan Yıldırım da o krize ilaç gibi gelmişti. Öyle ki bütün Türkiye'nin umudu Sercan Yıldırım olmuştu. Bir sonraki sezon 9 numaralı formanın da sahibi olarak henüz 18 yaşında Bursa Spor'un en önemli hücum silahı olan Sercan da kendisini iyice gösteriyordu. Kendisini sadece Türkiye'de de göstermiyordu Sercan. Manchester United'ın patronu Alex Ferguson bizzat onun için rapor istemiş ve gözlemcilerini yollamıştı. Manchester United dışında Monaco, Ajax ve PSV bu takımlarda Sercan Yıldırım'ın peşindeydi. Ama en somut teklifi Manchester United götürmüştü. Manchester United Sercan Yıldırım için 5 milyon poundu gözden çıkartmıştı. Fakat Bursaspor'un o dönemki yönetimi bu teklifi beğenmeyerek reddetmişti. 2009-2010 sezonuna gidelim. Sercan Yıldırım'ın profesyonel olarak 3. sezonu, Bursaspor'un ise tarihinin en önemli sezonu. Bursaspor'un şampiyon olarak 5. büyük kavramını kazandırdığı sezonda Sercan yaşadığı sakatlıklardan dolayı inişli çıkışı bir performans gösterse de şampiyonluğa direkt katkıda bulunmuştur. O sezon 24 Süper Lig maçında forma giyen ve 4 gol atıp 4 asist yapan Sercan Yıldırım, şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olurken bunu kanat forvet pozisyonunda oynayarak yaşamıştır. Şampiyon Bursa Spor kadrosunun en önemli yapı taşlarından birisi olan Sercan Yıldırım yine o dönemki başarılı performansı sonucunda Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından A Milli Takım kadrosuna davet edilmiştir. O sezon 10 milli maça çıkan Sercan 2'de gol attı ama 2010 yılından sonra milli forma bir kez daha nasip olmadı. Her şey yerli yerinde gidiyor ve olması gerektiği gibi ilerliyor derken Sercan da her genç futbolcunun yaşadığı o büyük problemi yaşamaya başlamıştı. Rehavet. Sercan'ın aklını yanlış insanlar ve yanlış ortamlar bulandırmaya başlamış ve her geçen gün Sercan'ın aklı futboldan biraz daha uzaklaşmıştı. 21. doğum günü yaşına özel verdiği partide 21 şampanya patlatarak olay olan Sercan Yıldırım artık magazin figürü de olmaya başlamıştı. Sercan için artık her şey tepetaklak olmuştu. Performansı gitgide dibe doğru düşüyor, magazin sayfaları Sercan'ın peşini bırakmıyor ve forma şansı bulmakta da oldukça zorlanıyordu. Sercan'ın peşinde de öyle eskisi kadar takımlar kalmamıştı. Artık Bursaspor'un kapısında hiçbir takım beklemiyordu. Bursaspor, Şampiyonlar Ligi tarafından en potansiyelli 3 Türk futbolcudan birisi olarak gösterilen Sercan Yıldırım'dan umudu 2011 yılında tamamen kesti. Sercan için gelen tüm tekliflere açık olduğunu açıklayan Bursaspor ilk teklifi veren Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile anlaştı. 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sağlık kontrollerinden bile geçerek işi imzaya kalan Sercan Yıldırım'dan Lokomotiv Moskova son anda vazgeçti. Neden vazgeçti hakkındaysa kesin bir bilgi yok. Bu transferin sonucunda süresiz kadro dışı kalan ve artık eli kolu bağlanan Sercan Yıldırım'a yardım elini, ona A Milli Takım'da şansı ilk kez veren Fatih Terim uzatmıştı. Galatasaray kadrosuna 3 milyon euro karşılığında dahil edilen Sercan Yıldırım için 5 yıllık imzalanan sözleşme performansı nedeniyle geçersiz kalmıştır. 26 kez parçalı formayı sırtına geçirebilen Sercan Yıldırım, 5 gol atıp 5 de asist yapsa da yetersiz performansı, disiplinsiz davranışları, gece hayatı ve sakatlık problemleri nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmıştır. Sercan henüz 23 yaşındaydı ama çoktan istenmeyen adam olmuştu. Galatasaray'dan sonra Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Balıkesirspor'da oynayan Sercan'ın Galatasaray'la olan ilişkisi ise Balıkesirspor'da oynarken Galatasaray'a attığı gole ekstra sevinmesi sonucunda sona ermişti. Sercan'a yardım elini ise tekrar ve son kez Bursaspor uzatmıştı. Serdar Aziz'in Galatasaray transferinde takas
oyuncular arasında kullanılan Sercan Yıldırım tekrar Bursaspor'a dönse de yaşadığı sakatlıklar futbol oynamasına izin vermemişti. Ardından Karagümrük'le anlaşan Sercan Yıldırım henüz 29 yaşındayken sessiz sedasız bir şekilde futbolu bırakmıştır. Gece hayatı, kulüplerdeki disiplinsiz davranışlar, özel hayatındaki inişli çıkışlı ilişkiler, bünyeye iyi bakılmaması sonucunda yaşanan seri sakatlıklar ve kazanma hırsının yoksunluğu. O hızlı, çevik ve teknik futbolcu artık futbol oynayamıyordu. Gittiği hiçbir takımda forma şansı bulamamaya başlayan Sercan Yıldırım'ın kariyeri tepe taklak olmuş ve sona ermişti. Biz burada hikayesini anlatıyoruz ama Sercan'ın aklında futbol aslında çok ama çok önce bir tarihte bitmişti. Müzisyen olma sevdası, medyatik olmanın getirdiği cazibe, yaşadığı sakatlıklar onu futboldan uzaklaştıran etkenlerden yalnızca birkaçı oldu. O Alex Ferguson'ın istediği saf yetenek artık tamamen kaybolmuştu. Alex Ferguson'ın istediği o yıldız futbolcuya son talipse medyanın Alex Ferguson'ı olan Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Futbolun ondan, onun da futboldan ümidi kestiği anda Acun Ilıcalı, Sercan'ı 29 yaşındayken Survivor kadrosuna dahil etmişti. Her sene Survivor'da bir tane futbolcu görmeye alışkındık ama Sercan Yıldırım, Survivor'a katılan futbolcular arasında en genç olanı olmuştu. Çok isterdik ama primetime Sercan Yıldırım'ı bir kez daha seyredebilmek. Türk futbolu 10 yıl forvet aramaz dedirterek herkesin umutlar beslediği Sercan Yıldırım'ı şu an aktif olarak sosyal medyada görebilirsiniz. TikTok, Instagram ve Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan, hatta çoğu sosyal medya fenomenlerinden bile daha fazla aktif olan Sercan, futboldan ama hala kopmadı. Nilüfer Belediyesi ile yaptığı bir işbirliği sonucunda Bursa'da kendi adını taşıyan futbol okulunu açan Sercan'ın hedefi yeni yıldızlar yetiştirmek. Belki de Sercan kendi yol haritasında yaptığı hataları tekrarlamamak ve genç oyunculara örnek olması açısından böyle bir yol seçmiştir. O zaman ne mutlu hepimize. Bir kariyer hikayesi nasıl yanlış yazılır? Son pişmanlık fayda eder mi? Ve yaptığınız hatalar nelere mal olur? Bunlara dair bir örnek arıyorsanız Sercan Yıldırım'ın hikayesi tam da size göre. Hala kimse bilmiyor bu yaşananlar kader miydi, şanssızlık mıydı yoksa Sercan'ın kendi tercihi miydi? Tüm Türkiye Sercan hakkında fikir ayrılıkları yaşasa da tek bir konuda fikir birliğine ulaşmış durumda. O da Sercan Yıldırım'ın ne kadar iyi bir insan olduğu. Sevgili izleyenler, Sercan Yıldırım'ın hikayesi bu videoda sizlerleydi. Siz de Sercan Yıldırım gibi kariyerinde tutunamayan futbolcuları videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.